soruyorum bir sadece. Bir erkekle neden? Kadının yanında kapalı bir ortamdayken üçüncüsü şeytan olur. Bunu inkar etmeyelim. Nefis var çünkü. Resulullah kendine güvenmemiş. Peygamberler güvenmemiş. Resulullah kendine güvenmemiş mi? Hiçbir peygamber nefsine güvenmez. Onlar beşer. Ne? Muhammed beşer, la beşer. Resul Efendimiz beşerdir ama diğerleri gibi değildir. O taşlar için de... Yani. Taşlar içinde mücevheriz. Bakın. Evet ya. Ne dinin yani yaşıyorsun? Allah için şu an biz neyle yönetiliyoruz? Biz şeriatla yönetilmiyoruz. Yani bu sen dedin yani İslam'la mı yönetiliyoruz diye. Yani. Ya sen Allah'ın hükümlerine uygun kabul etme. Burası İslam devleti. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti. Müslüman bu ülkesi. Hayır. Böyle bir şey yok. Sizin hayır, doğru yok. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bu konuda sizle katılmıyorum. Burası dinleyeceğim. Ben sizinse burası cumhuriyetle yönetilen Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ben de şunu söylüyorum. TBMM kurulduğunda Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır ibaresini kaldıranların getirdiği yasaları kabul etmiyoruz. Kimlikten İslam ibaresini kim kaldırdı? Siz gayet onları iyi bilirsiniz. Ben sadece şunu söylüyorum. Siz de biliyorsunuz. Kimlik tamam. Olarak İslam ibaresini kim çıkarttı? Kimlik demiyorum. TBMM diyorum. Kimlik. Ben şunu söylüyorum. Tamam. Şu an şeriat... Atatürk'ün verdiği kimlikte arkasında ben dini İslam'dır yazıyordu. İsim. Ben söylüyorum size. Bir dakika tamam. Müslüman. Atatürk'ün verdiği kimlikte arkasında dini İslam'dır yazıyordu. Şu anda ben kimlikten olan çıkarsan... bahsetmiyorum şu an. Hayır. Kimlikle ne TBMM'de İslam kaldırılır. Devletin dini olmaz çünkü. Evet. Bakın devlet ya arkadaşlar İslam siz gerçekten şaka mısınız? Yok sen şaka gibisin. Bak şunu söylüyorum size. Bak bir devletin dakika. Dini olmaz. Nasıl devletin dini olmaz ya? Olmaz. Bakın öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama ben senin dediğin abi sen bana konuşun. Bakın. Şey yapmayın. Maide lütfen şey yapmayın. Müdahale olmayın. Bakın Maide suresinde diyor ki Estaizu billah. Allah'ın ayetleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Tamam. Şimdi biz şu anda neyle yönetiliyoruz? Şeriatla mı yönetiliyoruz? Hayır. Şeyhülislamlar mı var? Şeyhülislamlar yok. Şeyhülislamlar olduğunda nasıldı? Devlet başkanı yanlış bir... Bir saniye lütfen rica ediyorum. Ben dinleyeyim. Devlet başkanı bir padişah bile yanlış yapsa Şeyhülislam sen İslamiyet'te bunu fetva olarak yanlış yaptın diye padişahı azletme indirme yetkisine sahipti. Direkt dini nereden alıyordu? Kitaptan Resul'den alıyordu. Sonra ne oldu? Kitaptan doğmaların dini kapanmıştır devrine geçtik. Yani sizin dediğiniz laikliğe geçtik. Şimdi bakalım Osmanlı devrindeyken, şeriatla yönetilirken 7 asırda kaç cinayet var? Kaç cinayet var? Ben size söyleyeyim sadece 20. Peki şu an günümüze 7 bakalım. 7 asırda 20 cinayet bakın, mi var? Bakın şöyle bir şey var. Ben diyorum ki bazı şeylerle biz ahlaksızlaştırıldık. Toplumumuzun ahlakı çökertildi. Bundan bahsediyorum. Şu şeriat an olmadığı için kadın cinayetleri. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Şeriat da sizin birisi şuradan bir namusunuzla bir şey yapsa, sizi bir taciz etse onun cezası aynı mukabeleyle ölümdür. Yok yapamazsın kimse... çünkü şeriatta sizin dışarı çıkmanızı izin vermiyorlar. Öyle bir şey. Evde ya ablacığım bak şimdi benim üzerimdeki ne? Benim üzerimdeki ne? Cilbap. Çarşaf. Çarşafın peki bakmadım ben niye, sen söyleyene kadar ben normal bir kapalı olabilir miydim? Olabilir. Niye peki ben çarşafa giriyorum? Senin tercihin. Benim tercihim değil işte bilmediğimiz için cahil. Yok senin tercihin. Dinler misin? Bir dakika. Ya Neko abla inkar ediyorsan dinlen çıkıyorsun. Bir saniye lütfen rica ediyorum ona. Ben dinleyeyim. Rica ediyorum. Ablacığım rica ediyorum. Ahzab suresinde. Allah örtün diyor yalnız çarşafa giremiyor. Bakın ben size hepsini anlatacağım. Diyor ki. Ben de okudum hanımefendi Kur'an'ı mealini de hatimimi de ettim. Hanımefendi anlamıyorsun. Ben niye normal kapanmak yerine çarşafa giriyorum onu anlatmaya çalışıyorum sana. Tercih değil işte bir dinlersen anlatacağım sana. Diyor ki yakalarınızı göğüslerinizden aşağıya uzatın, sarkıtın. İkinci ayette Ahzab suresi. Alâ celâbibin. Ne demek? Cilbaplarınızı takın. Hadis-i şerifte diyor ki örtü ayeti farz olduğunda Medine'li ensarlı kadınlar kara kargılır döndü. Kara kargılara ben inanmak zorundasın demedim sana. Yani şu Ahzab suresindeki diyor ki ben bunu tefsirlerine baktım. Hocalarımız tarafından da diyor ki Ahzab suresindeki cilbap ayetinin tefsiri baştan sona kadar bol bir örtüdür. Hiçbir hattını belli etmemesi. Farz olan örtü bu. Ben bilmiyor muyum renkli bir başörtü takmasını? Abi bir dakika. Çok rica ediyorum. Ya müdahale olmayın. Yani farz olan cilbap olduğu için çarşafa giriyoruz. Allah bunu emrettiği için. Başka? Tamam, ben de diyorum ki siz şeriat diyorsunuz. Ben de diyorum İslam hani laiklik diyorsunuz ya. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır laiklik. Dini yok saymak değildir. Herkes istediği dini de yaşayabilir. Ben şunu söylüyorum. Atatürk'ün verdiği kimlikte arkasında din ibaresi vardı ve İslam'dır yazıyordu. Yeni kimliklerimizde İslam ibaresi yok. Kabul edin ya da etmeyin. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
laik bir devlettir ve cumhuriyetle bakın, yönetiliyordur. Bakın. Devletin de bakın, dini olmaz. Yok yok hiç gerek yok. Hayır hayır hayır. Hayır yapmayın. Burası bakın, laik bir ülke. Dinleyeceğim. Devletin de dini olmaz. Laik bir din, devletin dini olmaz ne demek biliyor musunuz? Sizin dediğiniz cümleniz tamamen şuna eşittir. Haşa yerin ve göğün sahibi dünya güneşin etrafında kim döndürüyorsa senin şu anda yaşamanı, nefes almanı ve ölümünü yaratan Allah'ı yok saymaktır. Yani bu ya. Bak anlatın. Yok öyle bir şey yapmıyorum ben. Diyorsunuz ki ben Allah'ın buyruklarını bakın, kullananlara karşı şu, geliyorum. Bakın o uç konuyla çok farklı. Ben, niye Allah sen Allah'ı inkar etmek diyorsun? Ben bir cevap vereyim. Ben Allah'ın buyruklarını kendi çıkarları için çevirip canım kullananlara benim, karşıyım. Allah'ın dinini istismar eden kim varsa Allah onun hepsinden hesabını sorsun. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Dediğim şu. Allah dersen ki benim devletime karışamaz. Bu Allah'a kafa tutmaktır. Ben öyle bir şey demedim. Sen şunu de. O zaman ne oluyor biliyor musun? Müslüman mısın? Senin Allah'ın camide namaz kılmana karışsın oluyor. Ne alaka? Ablacığım bak şimdi diyorsun nasıl bir yorum ki Allah devlete karışamaz ne demek? Ben Allah devlete ben karışamaz. Ben Allah devlete karışamaz demedim. Sen nasıl anlıyorsun ya? Devletin dini olmaz diyorum. Çünkü devletin burada dini olmaz. Gayrimüslim de var. Bunun bir ibaresini yapar. Gayrimüslim de var, Yahudi de var, Ermenisi de var. Bak, devlet bir bakın, dine mensup olmaz. İçinde yaşayan insanlar ama cevap vereyim soruyorsun ama bir dinle bir dinle diyorsun hanımefendiciğim. Dinliyorum deminden beri seni. Ben Allah'ı inkar etmiyorum. Ben diyorum ki çok var abi liderli olayım. Devletin dini olmaz diyorum. Burada Ermeni de var, Yahudi de var, Sünnisi de var, ne bileyim Alevisi de var. Hepsi Müslüman değil. Devlet bir dini vardır diyemem. Tamam. Tamam. Abi rahatsız oluyorlarmış. Benim çok fazla da vaktim yok. Tamam teşekkür ediyorum. Aynen, ağzına sağlık o zaman. Var öyle bir potansiyelim hem öyle diyor. Şimdi ben mehdilik yapacağım burada sana. Tamam. Yalnız mehdi erkek olur bayan olmaz. Ya abi işte onlara göre öyleyim yani anladın mı? Dinliyorum seni. Asgari ücret sordum ben. Gelemedik oraya. Evet. Dinsiz imansız kitap. Konuyu yani çok dağıtıyorsunuz. Yani onlar millet birbirine giriyor. Ben i̇şte de soktum bile şey yapmanız lazım. Dayatmak şöyle ki. Ama bana dayatmak değil. O soruyor. Senin fikrin ne diyor? Tamam, sen fikrini şey, açma. O kadar. O başkası. Başkasını şey gel abi. Evet. Şimdi asgari ücret çok komik bir şey yani şu anda Türkiye'de komik olduğunu herkes biliyor. Gelecek yılın ben onu anlatıyor. Gelecek yılın bir yıllık asgari ücrete bugün şey biçiyoruz biz. Fiyat biçiyoruz. Bir yıl içinde fiyatların ne kadar olacağını biliyor muyuz? Zamları Allah yapıyor ya. Heh. Yok Allah, onu karıştırmayalım. Bak bir yıl sonuna kadar fiyatların ne kadar olacağını biliyor muyuz biz bunu? Bunun pazarlığını yapıyoruz. Bu çok saçma bence yani. Bugün asgari ücret 30-40 milyar da yapsalar boş. Çünkü ne kadar zam yapacakları belli değil. Buna çok dikkat etmek lazım tabii. Onu o yüzden buna değişik bir çözüm bulmaları lazım yani. Nasıl olmalı? Ya bu 4 ayda bir mi değerlendirilmeli, 6 ayda bir mi değerlendirilmeli? Yani bir yıl ya da enflasyon oranında artırılsa aynen olabilir mi? Tabii ki öyle düşünüyorum ben. Enflasyon oranında endeksleyecekler. Bir şey endeksleyecekler ama enflasyon mu olur, dolar mı olur? Duvar şey yapsın. Abi fotoğrafı tamam. Söyle bu sefer dua ederken de şey yapsın. Şarj bitmiş. Yani bu konu bu. Düzelir miyiz?